Sultanım. Zülfet. Şeveriniz Hanım'ın durumuyla alakalı malumat vermek istedim. Nasılmış? Aldığı tesirli bir zehirmiş. Lakin hekimlerimiz lüzum eden müdahaleyi yaptılar. Vaziyeti daha iyi. Çok şükür. Çok şükür. Fakat kim zehirlemeye kalkmış olabilir Şivenaz Hanım'ı? Seniha Sultan'la Naime kendisinin kaçmak için yapmış olabileceğini düşünüyorlar. Sultanım, bağışlayın ama bu hususta haremde bazı münasebetsiz dedikodular var. Gerçi kızları azarlayıp susturdum. Ne konuşuyormuş kızlar? Seniha Sultan'ın Şivenaz Hanım'a olan öfkesine ve tehditlerine şahit olmuşlar. Hadisenin müsebbibi olarak da... Anladım Zülfet, anladım. Sen kızların bu çirkin dedikodulara devam etmesine mani ol. Ben gerekli tahkikatı yaptıracağım. Baş üstüne Sultan. Efendim. Yaptın mı? Şivenaz'ı öldürdün mü? Maalesef efendim. Zehirlendiği çabuk fark edildi. Hemen tedavi altına aldılar. Yaşıyor. Beceriksiz. Zehri senin verdiğin anlaşıldı mı peki? Hayır efendim. Şivenaz Hanım'a söylediği ağır sözlerden dolayı Seniha Sultan'ın onu zehirlediğinden şüphe ediyorlar. Bu işimize yarayabilir. Şivenaz'ı öldürdükten sonra Seniha Sultan onu öldürdü diyeceğiz. Abdülhamit tuzak tuttuğu mahkumu koruyamamış, kardeşi de onu öldürtmüş olacak. Hanedan karışacak. Bay Rothschild gönderdi. Şimdiye dek korumakla mükellef olduğun kızımı öldürmeni emrediyorum sana. Yakalandığın vakit emri verenin Seniha Sultan olduğunu söyleyeceksin. Ailene de bundan sonra ben bakacağım. İçin rahat olsun. Kızını öldürmemi istiyor. O halde acele et. Çok şükür. Hem sizin hem de evladınızın sağlık durumu gayet iyiymiş. Hekimler bir mucize olduğunu söylediler. Ettiğiniz dualar sizi de evladınız da korumuştur. Öyle olmalı. Sayenizde sultanım, sağ olun. Ben bir şey yapmadım. Canımı bağışladınız. Ben sizin canınıza kastetmişken başımda dualar ettiniz. Zindanda olmam gerekirken burada beni misafir gibi ağırlıyorsunuz. Vaktiyle vazgeçtiğim dinimin güzelliğini hatırlattınız bana. Siz şimdi dinlenin biraz. Bir ihtiyacınız olursa muhafızlara söylersiniz. Teşekkür ederim. Şivenaz Hanım bir mahkum olabilir, lakin aynı zamanda nekaat dönemindeki bir hastadır. Kendisinin istek ve ihtiyaçlarıyla alakadar olunsun. Emredersin Sultan. Bir dar kadın. Hünkârımız kışladan dönmüş mü? Henüz değil, lakin vaziyet iyiymiş. Oh, çok şükür. Çok şükür, evet. Şivenaz Hanım'ın vaziyeti de iyi. Ona da çok şükür. Vallahi sevindim diyemeyeceğim. Beni şaşırtıyorsunuz Seniha Sultan. Tam da Şivenaz Hanım nedamet getirmiş, kendini iyileştirmeye çalışırken... siz öfkenize mani olamıyorsunuz. Çünkü onun yine bir oyun peşinde olduğunu biliyorum. Ona olan bu öfkeniz inşallah sizi yanlış bir şeyler yapmaya yöneltmez. Ne demek istiyorsunuz? Hakkınızda konuşulanları duymuşsunuzdur. Ne konuşuluyormuş hakkında? Şivenaz Hanım'ı sizin öldürmeye teşebbüs ettiğiniz
ve zehri sizin verdiğiniz konuşuyorlar. Siz beni neyle itham ettiğinizin farkında mısınız? Seniha Sultan, yanlış anlıyorsunuz. Ben sizi hiçbir şeyle itham etmiyorum. Sadece Şivenes Hanım hakkında söylediğiniz sözler sizi zan altında bırakıyor. Ben söylediklerinize biraz daha dikkat edin diyorum. Siz beni değil, esas Şivenaz'ı ikaz edin. O başına gelen her musibeti hak ediyor çünkü. Ve böyle devam ederse de başına daha da büyük felaketler gelecek. Ve inanın bana, ben de oturup zevkle seyredeceğim akıbetini. Bana söylenen emirleri yapıyorum. Seniha Sultan ölmeni istedi senin.